Başlayalım şahalar. Yani bugün ben Orhan Bey'in size daha çok yuvayla alakalı example'la göstereceğim. Ve yuvayden yuvaydan sonra da ben size çıxırda bir mətnlərini geçtirmeye lazımdır. GPS'ini geçtirmeye lazımdır. Necə xəritənin üstüne aytınma koymak olar. Onun hakkında bir dənə xırda bir dənə dövmə göstereyim. Peki hazırsınızsa gelen layihatlarla başlayalım. What is a layout? Layout nedir? Mənim layout Android tərəfindən baxanda iki məna ifadə edir. Birincisi hamımızın çox sıx gördüyümüz layout izləmirlərinin özləridir. Harada ki biz UI'yi dizayn edirik. Amma daha məna olaraq baxanda isə layout isə bizə nə verir? Layout bizim UI'mızdakı komponentlərimizi yəni müəyyən struktura uyğun gətirməyə kömək edir. Yəni qəliblər rolu oynayır. Biz onun UI komponentlerden istifadə edərək istədiyimiz UI şəklini əldə edə bilərik. Nəyə görə layoutlar lazımdır? Vay izərəyə, burada iz qafiyyənin pozmasını necə qoymuşam, məsələn orada yeri deyil. Nəyə görə layoutlara ehtiyac var, buna deyək. Çünki çox, Android device-ları çox genişdir. Fərqli-fərqli ekran sayıları var, fərqli-fərqli razmiyyələri var. Müəyyən fərqli densitləri var. Fərqli-fərqli Android versiyaları var və əgər biz geniş bir kitləyə proqram yazmaq istəyiriksə əgər biz çalışmalıyıq ki, o yazdığınız proqramda hər bir device-ı düzgün görsənsin. Əgər öz telefonunuzda hər şey yaxşı görsənirsə, bu demək deyil ki, o başqa bir telefonda da eyni gözəllikdə görsənəcək. Ona görə biz elə dizayn edəməliyik ki, öz applicationlarımızı hər bir, həm tabletdə deyək ki, düzgün görsənsin, həm smartfonda da görsənsin, həm xırda Android ekran sayısından da görsəniz, hamısını bir fikir verir. Ona görə bizə layoutlar çox vacib, layout istifadəsi onda da çox vacib bir yer tutur. Siz geçirsiniz. Geçkinlər dərs alınmayın. Burada mən bir neçə layoutlardan sizə bəhs edəcəm. Liner layout var, relative layout var, table, frame və absolute layout var. Absolute layout deyəyim ki, fikrinizi çək. Deyirdi ki, yəni burada üstünə xəttlər çəkilirdi. Sizə nə görə belə ola bilər? İstifadə oluna bilər. Mənim də göstərəcəm sizə example-lar. Absolute layout. Burada koordinatlar mənə təşkil edilmə lazımdır. Plan, 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 Java'da yazanlar, misal üçün, set content, neyinin layoutunu nə olur, özünüz koordinatlarla komponentləri boyadırsınız da. Frame'in üstündə. Burada absolut layout, burada eyni vəzifəni görürsünüz. Yəni koordinat-koordinat verirsiniz komponentlərinizin yerlərini. Və bu koordinatlar başqa telefonlarda başqa yerdə ola bilər. Amma geçsin layoutunuz xarab ola bilər. Yəni gəlin, mən sizə bir dənə misal göstərim. Bundan əlavə gəlir. Misal son sütunu verəcəy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 əcə
gerekir buradan. Learn layout, birazdan daha çok detaylı bahsedeceğim. Mühim bir sırada komponentler düzmeye kömeliği. Relative layout, daha çok... Relative layout, komponentlerin biri birine göre dizayn edebilirsin. Mesela çünkü bu komponent, bu komponentin sağında olsun. Bundan öbürsünün altında olsun veya bu komponent bütün ekranın en aşağısında olsun kimi komandolar verirlersin. Table layout, HTML'de çok sık istifade edildiğimiz table strukturuna aittir. Orada da row'lar görürsün, tereler görürsün, tier'lar görürsün, istifade edilmişsiniz. Frame layout, biraz daha farklı da orada background'a image koyup aşağı taraflarda bir frame dizayn etmeye kömeliyip Absolute'u dinliyoruz da. Açılan kimi mezhepten Absolute'u gösterdim, sonra devam edelim. Olur da.
sana kimli biz tutarımızı devam edelim. Gerçekte de line layout. Line layout dediğim gibi biraz evvel UI komponentlerini müeyyen sırayla göstermeye bize kömür edeyim. Line layout'ın esas bir tane atributta bir tane sonraki orientation verirsiniz. Yani vertical veya horizontal düzmeni koyabilirsiniz. Ve tabii ki layout da eledi ki siz bir layout'ta başka layout'tan istifade edebilirsiniz. Yani şartdaki bir tane layout'ı ancak line'a koydum. Yani komponentler olması aşağı düzülmelidir. Ben line layout'ı içerisinde başka bir line layout'ta onu horizontal düzmeye imkan verir bana. Layout'ın içinde başka bir layout istifade edemiyorlar. Hem içindeki şartdaki line içinde line içinde relative layout, relative layout içinde table layout'ta istifade edebilirsiniz. Bunların hepsini andır özü program açılığında özü patates edeyim. UI'yi ona göre gösterir. Şimdi önce device evvela açardım. Şimdi oraya gözleyeceğim. Gelin buradaki absolute layout özelliğine bakalım. Burada ben yukarıda verdik absolute layout. Namespace'ini verdik. Orientation vertical. O kadar da bilmem bir şey yok. Burada birinci button görmüşüm biz. Ben her button fikir verin. Android layout Y ve Android layout X atributlarıyla ben bu komponentin ekranda harda durması gerektiğini gösteririm. Veya burada farklı formatlarda da vermiyorlar. Scale pixel kimi vermiyorlar veya inç kimi vermiyorlar veya milimetre kimi farklı yollarla siz komponentlerinizin yerini gösterebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki komponentler alması ekranın müeyyen spesifik aydınlatlarında gözlenirler. Bunlar bize verilmiş. Ama bu şart değil ki başka bir device'da bunlar eğilen bir şekilde gözlenecekler. Çünkü başka device'ın ekran sayısı başka bir şey olabilir. Buradaki kaydınlatların yerleri bu kaydın başka bir device'da burada olabilir. Ona göre sizin UI'nizde burada harap olacak. Ona göre absolute layout katiyen hiç kimse tövsiye olmuyor. Devam edelim. Line layout'la. Ben de burada layout arkasının altında her bir example için XML file yaratmışam. Yani her bir layout ayrı application yazmaya ihtiyacı yoktu. Sadece koddan değiştireceğim hangisi layout'u götürsün diye. Diye artık program onun bu oldu olacak. Line layout'a bakalım. Line layout'ta line layout XML'in tagiyle başlıyorsunuz. Orientation verirsiniz. Ve artık onun altına koyduğumuz herhangi bir komponentin hamısı bu orientation'a göre vertical tag'a alt alta hamısı düzülmeye devam edecek. Ve burada görürsünüz ki bir tane de başka bir tane line layout hamısı ki bu line layout'ı içinde. Orada ise orientation horizontal'dı. Bodymer'deki bu line layout'ı içindeki komponentler artı horizontal düzülecek. Yani bunu application içinde yokluyorum. Ben sadece buradan layout'ı değiştireceğim. Buyurun line'ları. Buyurun. Gördüğünüz gibi text ilgilen edit text, button hamısı alt altta düzüldü. Bu ise de alt altta düzüldü ama bu ise de home about artı horizontal yan yana yan. Çünkü bu layout'un orientation'ı, bu line layout orientation'ı horizontal. Devam edelim.
relative veya layout'na. Relative layout dediğim kimi siz burada komponentlerin birinin o birine göre yerini değişsiz. Yani bir komponent o birisinin sağında olsun, o diğerinin aşağısında olsun. Bu yolla siz istediğiniz daha kompleks struktürleri elde edebilirsiniz. Mesela şimdi burada ben demişim ki cancel button'ı login button'a göre sağda olsun demişim. Veya register new account button'ı bütün ekranın en aşağısına gelsin demişim. Ve artık belli olan da biz daha kompleks UI'ları bu şekilde dizayn edebiliriz. Yani bunu da ekipçimizde bir daha yoklayalım. Tabii ki her application farklı farklı, ona göre öz application'ın tipine göre uygun layout'u veya layout'ların karışımını seçebiliriz. Burada görürsünüz ki cancel button'ı login'in sağındadır. Bunu hard edilmiş bir şey. Example'i açın göstereyim size. Text view button'a en başlıyor. Bunu ilk en yukarı bunu koyuyor. Ondan sonraki edit text'te biz diyelim ki Android layout below. Yani biz buradaki text view'ye bir ID veririz. Adı label'da. Ve edit text'e diyelim ki sen ID label'dan aşağıda olacaksın. Ve götürür edit text'i label'dan aşağıya koyur. Ondan sonra button koyuyoruz. Button'da diyelim ki sen input email'den aşağıda olacaksın. Bu da aşağısına koyuyor. Ve ikinci button cancel. Cancel ise diyelim ki sen button login'den sağda olacaksın. Ve artık Android özü bunu yerine ediyor. Ve aşağıdaki button'da ise align parent button true verende ise bu düğmedeki parent'ın en aşağısını özgürleştir. Böylelikle biz relative layout'la biraz da kompleks layout'ları elde edebiliriz. Devam edelim. Devam edelim. Table layout yayın değiştirmenle işleyen. Buyurun. Özür dilerim ama evvelce gayetliğinden su alıyorum. Sen de sormasın. Evvelce ne kaydeder? Eksemeden. Ha. Değil ya. Orada misal için var ahırdan ikinci baktığında. Var orada write of bir de var align top. Write of başa düştü. Yani ki ondan sağda yerdir. Mesela align top ne demek? Align top olanda her önce yok ya. Eyni xəttə yerləşməyə yəqin edir. Altından eyni topda yerləşməyə yəqin edir. Onu verməsək, sağında olacaq, ama yuxarıda olacaq. Devam edirik. Table layout. Table layout, HTML'deki table'a çok oxşardı. Row'lar var, span'lar var, ed'ler var. Ve biz bu span'dan koyarak bu oxşar bir table strukturunu Android'da da elde edebiliriz. Onu da yoklayalım. Ben table layout izlemini açıyorum burada. Table layout diyelim. Ve artık burada table row'larla biz öz strukturumuzu verelim. Ve table row'a yaradığından sonra text view obyektini koyuyoruz. Bu arada layout span 3 verir. Ki yani 3'de 3 kolumluya span edersin. İkinci setirde 2 tane, 3 tane text view'umuz var. Ve 3. setirde de 2 tane text view'umuz var. Bunların da width'lerini verelim. Bunlar ona göre ya bunlardan yok ya. Siz burada standlarla istediğiniz strukturu elde edebilirsiniz. Şimdi ben size başka meraklı bir şeyden danışayım. Absolut değer dedik ki şimdi tövsiye edemeli. Spesifik de bir şu table layout'da orada yukarıdan cədvələr üzə-üzə gəlir. Eləmək olar mı ki, o relative layout üçün, məsəl üçün aşağıda da bir olsun, paslayan aşağıda qalsın, deyilə
Table layout'ın üzerinde. Bir dənə də rol düzəldirəm ki, o həmişə aşağıda qalmalıdır. Bir yuxarıya nəzərən gəlmədi. Aşağıda bir yox. İkisinin eyni vaxtı. Onun üçün elə bir ki, relative layout'un içində table layout da bilə bilərsiniz. Bir dənə də aşağıya şey var belə. Və ikisini qarışdırıb daha kompleks edə bilmək olar. Yəni şərtdə ki, bir dənə istifadə edirsiniz. Custom layout resource deyə bir şey var. REST papkasının altında bayaq şey, ikisini gördük ki, burada layout papkası, bunun altında da XML layout'lar var. Və bizim kodumuzda buradaki XML'e göre UI'ye şekil verir. Ama bir de dedik ki, biz çalışmalıyız ki birçok device'de bizim layout'umuz düzgün görseniz. O da ki, o demek bu ama o memnuniyet geldi ki sizin yazdığınız XML'e veya bir XML'e her device'da tam istediğiniz gibi görseniz. Ona göre ele vakti olur ki siz mecbur kalsın bir neçe aynı layout'u, aynı UI strukturu bir neçe XML'le yazarsınız. Farklı farklı versiyonlar için. Yani misal için layout burada default folder'dı. Layout land ise elə bir ki telefonu landscape'e çevirəndə Android birinci bura baxır. Eğer burada landscape'e ait custom layout var, onu da load edir. Yoxsa layout'un özünə baxacaq. Və ya siz device'ın screen size'ına göre boya bilərsiniz. Sonra X tarz device'larda landscape formatında Android versiya, API versiya 11.də sonuç işləsin. Sonra API versiya 2.2.8 isə 11 tablar buraya. Ve bunu koyanda artık Android device'a göre bakılır ve hansı veya daha uygun gelirse o device'a onu load edilir. Bu da bize ne verir? Bizim yazdığımız application'ları biz custom her bir device'a ayrı ayrı farklı layout'ları koyabiliriz biz application'ın içine. Daha mühimli neyse ben tek istedim. Bu çok vacip bir şeydir. Misal için bazen layout, bazen konfüz komponentlere marjine verebilirim. Misal için sol taraftan 5 piksel olsun, yukarıdan 10 piksel aşağıda olsun. Bunu stick piksel kimi eləyəndə balaca size, balaca screen'de telefonda deyək ki bu düzgün görsənizsə, 5 pikselsiz margin qoysanız böyük ekranda telefonda bu kadar da gözəl görsənməyəcək. Çünki onun pikselləri daha xırda olduğu üçün siz o effekti almayacaqsınız. Ona görə burada işin içində density independent piksellər girir. Hansı ki burada base-dən götürülüb MIDI birə-bir məxrəcdədir. Digər device'lar artıq device'in tipinə görə Android özü bunu məxrəcə çevirir və ona uyğun piksel hesablayır. Məsəl üçün MDPI-dəki 10 dp margin XHDPI-da artıq 20 pikselə çönəcək. Ona artıq Android özü siz DPI-dən TIP-dən istifadə edildiyiniz üçün özü marginləri həll edir. Bancı XML-də kesərdir. Məsəlçün, mən FunGap-da koddan da verilirsin. FunGap-da olur. Fungap'da sen HTML yazırsan, HTML içinde DP varsa verebilirsin ama yani o artık XML'ü çömür. Onu Fungap özü convert ediyor APK'nin içine. Hani HTML üzerine imkan verirse ki burada DP istifade ediyorsan onu da olur. Ona göre yani diğer applerden istifade ederiz tövbesi olmuyor çünkü bunda daha düzgün layout vermeye imkan yok. Marginleri veya parameter olan mesafeni seçmek için bundan çok iyi. Sonra da ki size yine motivasyon için bunu koyacağım buraya. Biraz da motivate olun. İyi mikrofonu verelim abi. Ha? Rahmet size de devam edeceği UI komponentlerin özelliğinden tekstür edip tarafından geliştirdik. Meğer ki Mac'den size devam edeyim ki Android'de Mac based application'lar, location based application'lar nece yazmam mümkündür. Burada yeni bir kod yazacağım. Baştan başlayalım. Hem daha evvel hazır edelim bir tane slide var. Evet onu açalım. Kısaca bunun üstüne geçecek sonra ikinci kodda kod yazmalı. Bu evvelki CITAC seminarlarında iştirak edenleriniz varsa yayın bir görmüştür. Ona göre daha süratli gideceğim üstünden ki Android'de location based application'lar yazar, niye göre yazar, nece yazar, bu hafta seni anlat GPS, AGPS bunları bilirsiniz. Burada da hemen example olarak
cap formini Ramin evvel de demişti. Bu da mesela GPS bizim bir application'dan nasıl ki her bir insan bu programdan istifade ederek olduğu location'a taksi çağırabilir. Artık taksilerin merkezlerinde bunun location'ı görsenleyip veya taksi merkezi uçabilir ki o insan harcadır delik olarak ve taksini oraya gönderir. Veya istifade edeyim, car locator var. Bazı maçlı park of gelişti ama bilmesi maçlı sardırdı. Eylül bütçelerde tapmak yümeyliyir. Ben istifade edemişim. Veya aynı belirtteki talebeliğin en can kurtarısı kim bir şeydi. Minis avtobuza yakın kalırsa astronotkan keçirilirseniz bu size haberdar edin evvelden ki yani 3 metre sonra sen astronotkan gelir. O yan düş. Lafı kalmıyor. Metroya keçirir. Metroya keçirir. GPS tutmayacak. Bunlar da ki kırda kırda çok sade spinom application'lardan asla ki sade tenkit oyunları tapabilirsiniz bir süre. Yani çünkü GPS sinyal size gelende size hem location gönderir hem size timestamp gönderir ki yani ne bak location'ı fiksatçı gelip diye. İki vaxta farkını hesablayıp siz təxminlə, hətta təxminlə yox, yəni yaxşı dəqiqliyə qədər sözü tapma olur. Bu yerlərin yerlərini mobil versiyasında bilirsiniz. Android'dan location based application yazmaq üçün yeni bir application yaradacaq. Ondan sonra application'ın kodlarını dəyişdirəcək, Android manifestini dəyişdirəcək və layout XML map view komponentini ala biləcək ki, ekranda map görsəniz. Ondan sonra bizim ehtiyar, əgər biz Google Map'dan istifadə ediriksə əgər, ki burada elə olacaq, Google Map'dan istifadə edərək ki, sizin bir map API-yə ehtiyacınız var. Map API olmadan siz Google'da tayları load edə bilirsiniz. Ondan sonra bir dənə Android emulator device yaradacaq, hansı ki Google Map'i dəstəkləyir və proqramımızı orada yoxlayacaq. Gəlin, başlayaq proqramımızı yazmaq. Ben tezir bir tane proyekt açacağım burada. Adı mı? Seni yok koydum. Ne var bununla? Biliriz ki attı bu ya. Seni ya. Beni ha? Seni de bakanlar var burada. Artı sağlamlar ne istiyorsun? Kazan bu. Adı mı diyor? İlk map. Hakkı. 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 Burada bir tane şey vacibdir ki, device seçəndə biz Google API device seçirik ki, bu application yükləniləndə yoxlasın. Əgər Google API içində olmayan device isə əgər bu proqram orada işləməyəcək. Ona görə mən 2-2 versiyonu seçirəm, Google API olan. Və burada application-ımızın paketini yazaq. Tutaq Android, ilk, map. İlk map aktivitik, bunu tedavir edecek. Bu aslında hal-hazırda sadece bir Android application'dir. Sadece olarak burada görsünüz ki, hem Android jar var, hem Maps jar var. Maps jar olduğu yolu aldım ki, bu Google'un map'ine integrat olabilsin. Jar var. Artık bizim elimizde ilk map aktivitik var. Ama bunu elde biz map diyebilmeyiz. Gəlirik Android manifestdəki dəyişikliklərimizi eləməyək. Android manifestdə biz deməli əlavə eləməliyik bir dənə library, Google Maps-in library-sini və iki dənə provision. Bəli kəndalı mən özüm sıfırdan yazmayayım, burada kitabdan götürək. Deməli, library seçim götürürük. Ne demiş ki, use library, Android required, Android name, Google Android Maps. Bu layardan istifade edilecek. Application'a da bu install olmuş olmalı. Ve bir tane provision dedik. Demek ki bunun bir tanesi bize lazımdı GPS'ten kaynakları götürmek için. Bize de obisi de lazımdı internetten metin şekillerini load etmek için. Bunları manifestimize ala verdikten sonra artık bizim application'ımızın lazımlı permission'ları ve library'leri uğraştırdık. Şimdi gelin bizim layout XML'imize bakalım. Burada gördüğünüz gibi standart layout adı hello
activity yazılıbdı burada. Bu bizə uyğun gəlmir. Bizə lazım burada, biz gələ burada məhvvi komponentini alab edəyik. Onun üçün də buradan mən copy edəyim. Mənim burada nə var? Burada bir relative layout var. Onun içində bir dənə map view komponent var. Gördüyünüz ki, burada custom komponentləri işarə edəndə editinə belirlemek lazım ki, tapa bilsin. Və map'in bir dənə ID vermişik. Ona görə ki, class'dan bunu biz access istəyirik. File by ID edəcəyik burada. Digər şeylərə yaxınada gedəcəyik. Mapimizi, XML-imizi qoyandan sonra qaydıq bizim aktivitimizə. Aktiviti bu halda bizim işimizə yaramır, çünki biz bunu gərək XML-lik map aktivitindən. Ki, artıq bu aktiviti map-lə inteqrasiyaya girə bilsin. Buralar qızardı, bunların qızalıqlarını həll edirik. Gördüyünüz kimi, map aktivitinin bir dənə biz metodu override eləməliyik. O da is row display. Ona by default hələ ki false qoyacaq, çünki bu sinirlərdə bizə malum olmayacaq. Ondan sonra directional-də istifadə edəcəyik. Artıq bizim aktivitimiz map aktivitidir. İndi bizə burada lazımdır map view komponentinin bəzi atributları var. Misal üçün, Street View edə bilərsiniz, Satellite View edə bilərsiniz, Zoom Control edə bilərsiniz. Bütün bunlara aksesimiz olsun deyə biz burada iki nədə attribut yaradırıq. Bir dənəsi Map View olacaq, bir dənəsi də Map Controller. Deməli, Map View-nün özüdür. Amma o View üzərində əməliyyatlar aparmaq üçün harasa Move eləmək, Zoom eləmək, Zoom in, Zoom out eləmək üçün bizə Map Controller obyekt lazım. Ona görə biz ən yaxşı ikisini də sistemizə ala biləyik. İndi burada artıq biz map view obyektini getiriyə bilərik. Layout-dan. Onu necə edirdik? Find by ID, find view by ID ilə biz ID-ni veririk. Burada izləmini açıq göstərim sizlə. Gördünüz ki, burada biz Android ID-də bir dənə map view ID vermişdik. Bu verdiyimiz ID-nin eynisi isə burada görsənir. Artıq bizim əlimizdə MapView obyekti var. Mən artıq MapView obyekti üzərində müəyyən şeyləri dəyişdirə bilərim. Misal üçün, satellite-ı eləyə bilərim, doğru. Mən artıq satellite view ilə gəlsin mənə. Və ya MapView-da set view-tün zoom controls turu. Bunu verməsiniz, zoom kontrolları görsəməyəcək. Bunları elə bilirik. Və həmçinin map controller-ımızı da gəlin, inşaz edək. MapView-da. Biz bunu elədikdən sonra bizim mapimiz güya işləməlidir. Amma hələ işləməyəcək, çünki mapimizin bizim Google API-yə dostluqumuz yoxdur. Google API-yə qoşulmaq üçün Google API-dən sign key almaq lazımdır. Gördüyünüz kimi, buradakı bu API key deyilən şey bunu əldə eləməzsə siz və real bir şey olmasa, sizə Google-dan şəkildə gəlməyəcək. Mətni xəritən şəkildə isə gəlməyəcək. İndi mən gələsə göstərim, bu kinini necə almaq olar? O kini almaq üçün mənim bu kinlər key store-lara görə verilmiş. Siz Android application yazanda öz application-ınızı sign eləməlisiniz ki, bu sizin application-ınızdır. Sign olmamış application-lar siz marketə qoya bilməzsiniz. Və ya sign olmamış application-lar device-ınızda install olmayacaq. Ona görə, hər kəsin özünün ayrılığına key store olmalıdır ki, öz application-ınızı sign eləsin və ya marketə qoysun və ya başqa yerlərə yaya bilər. Həmək ki, sign-içirlərindən və key store-larından siz map API almada da istifadə edirsiniz. Sonra üçün, Eclipse-in özünün sign-keysinə biz axtarmağa çalışsaq, Android menüsünün altında, burada build menüsündə default debug key store deyil bir şey var. Yəni, siz emulatorda proqramınızı bıraxanda, Android proqramınızı bıraxanda, o bu key store-la sign edir və run edir. Yəni, yenə də bir valid key store var. Və ya siz USB ilə telefonu taxıb kompüterdən proqram run edəndə, yenə bu key ilə onu sign edir, elə bıraxırsınız. Və biz Google Map-dən də key almaq, API key almaq üçün, əminə ki, bu key store-un içindəki
MD5 fingerprint'ine istifade edemeyim. Ne demeydi bu? Ben sayfa gidiyorum göstereyim size. Kod Google Command Android Maps Assign sayfasında burada size başa salıyor ki siz nece hangi yoldan APK alabilirsiniz. APK almadan sizin application'ınız Google'dan farklı şekillerini load edebilmeyecek. Size lazım da MD5 sizin sertifikatınızın fingerprint'i. Bunu elde edildikten sonra bunu buraya copy paste edebilirsiniz ve sizi generate APK'ye. Bu parti size validen key verir. Şimdi soru olan var mı ki biz bu MD5'i ne tarafa deneyeceğiz? Var. Bir seyirci sorumuz var diye çizden bir çizgi yani bu MD5 pardon diye çıkacak hemen. Onu da elde edilmek için kamanda var. Bundan sonra hiç ezberlemiyorum ona göre. Yani buradan onu biz götürerek paste edip Java 6'da Keytool Java'nın cici dekasında olan bir programdı. Keytool vasıtasıyla biz bunu götürebildik. Gelin biz buradan Kamandolu yüzeye. Yani burada siz list kamandasını verirsiniz, alias verirsiniz de Android debug key, key store verirsiniz ve key store için password ve hem store key store için hem de label için alias için password verirsiniz. Ve bu artı size MD5 fingerprint'ini gösterecek. Burada sadece olarak pati düzgünlemek lazımdı. Yani ben pati buradan değiştireceğim. Gözü pati en iyisini götüreceğim. Ve bunu buraya değiştireyim. Artık bu sefer hesaplarımı bırakanda bu benim burada gösterilen keystore'daki MD5 fingerprint'ini verecek. Ben bunu buraya paste edersem gördüğünüz gibi burada MD5 fingerprint'ini verdi. Bunu buradan kopya edildikten sonra siz bayağı açtığımız web sayta hadi dedi ki burada APK'ni alma olur. Hemen her iki şeyi bırak isteyin. Ve seyredikten sonra kabul eder ki ben bütün şartları kabul edeceğim. Bunu 99 vakit için okumur. Biz de çok çok uzun bir. Ve benim APK'ye geldiğinde bu bize verir ki biz bu ikiyle artık öz programımızı devam edebiliriz. Ben varım, evvel sen benimle kaydedersin buraya evvelce. Orada yukarıda iki kamanda var, o Linux'undu. Aslında Linux'un önünde ki, yani buna göre Linux'un aslında bu ama bizim eğilim bir şeyde okşar bir şeydi yani. Ben bir şeydi. O yüzden de almakolar da şey ya. Almakolar, daha sonra kristalların paroları var, passwordları var. Bu kamandalarından sonra işte parol isteyeceğim. Hep parol da veririz. Ama bizim lazımız kamandada. Ben artık her şeyi parametre veririm. Diyelim listele, flan alias listele, keystore'un file yeri buradadır, keystore'un parolü Android'di, ve alias'ın parolü de Android'di. Eğer biz bunları vermezsek, yerin biri yoktur. Ancak bundan yoktur. Bunu bırakın da bizden parol isteyecek. Ben parolü elden alabey edeceğim ve artık burada bana yeni fingerprint'i bana gösterecek. Ama bu nasıl parametre kimi vermiyor ki daha artık hadi alayım, eline eşine alabey edemeyim. Ve artık bizim Google bize bir tane APK verdi. Bu APK'yi buradan götürmüyorlar veya burada artık Google üstüde özü hazır Android için XML layout'ı verir. Bunu copy paste edebilir şeyi. Dedi ki öz eğer XML üstüde varsa Mac view. Bunu buradan copy edeyim. Geldi öz XML, main XML'imize burada paste edelim. Artık bizim application'ımız Google API'lerden haritana götürebilecek. Bu key vasıtası. Eğer bir key sayfa olsa bize haritalarından bize hiç gelmeyecek. Yani bizim aktivitemiz map activity'in eksenleridir. Map view'umuz var, işleyir. Hatta setup view'ümüzü değiştirip öde edemişiz. Ve artık biz öz programımızı yoklayabiliriz. Bunu run edeyimde gelin bir tane şey yoklayalım. Gelin bir tane device aldım onun için. Entity Manager'dan bir tane map. Çünkü her device'de
Android library, Google library olmayabilir. Ona göre device yararına buna fikir vermelisiniz. Misal üçün, ilk map device dediğim adına. Burada seçəndə Google appliesini seçməlisiniz ki, bu device içində artık Google library'lere load olsun. Bunu seçsəz, program işlemiyle çünkü Google cadı Google library'lere orada yoxdur. Bunu seçəndən sonra ekran sizini ben de bazı vermemişim. Çünkü ekran sığmır. Create LED deyəndə artık bizim ilk map device'ımız hazır. Aslında bu ilə map device tamamen birbirinin eynisidir. Ona göre ben artık load olmuş device üstünde işleyeceğim. Ama yani siz de bu fikir verin. İlk map indirici ekran LED'yi gördüğünüz gibi bizim mapetimiz artık işlemiyor. Yani haritanı görüyoruz burada. Namusu Google'dan bize online gelir. Bizim de eğer apikimizi değiştirsek bu bizi işlemiyor. Yani bir anlamı yok ya. Burada bir yalandan başka bir apiki verildi. Bunu yapmayı yapasaklayayım burada Q var dedi. Bunun bir de böyük A dedi. Misal olsun. Eğer cache paralarında cache yeri olmasa bu aslında artık bir load edebilmeyecek. Biz keşke götürdüm çünkü. Yoksa artık buralara götürmüş. Artık buralar da oldu çünkü bizim aplikimiz düzgün değil. Her zaman bir etrafa olan işlemsin. Hele ki bizim bu yazdığımız application'ın GPS ile hiç alakası yok. Sadece olarak biz application yazdık, çimenden map view alıp eledik ve map view bir dakika Google'un serverlarına haritada load edik. Şimdi bize lazımdır ki biz bunu GPS application ile koşalım ve artık Amerika'nı görmeyelim, orta göre Bakı'nın da. Burada kaynaklarımız Bakı kaynakları verir ki oranı göstersin. Yani bunun için bize lazım location service. Geldik ilk map activity içine. Location manager. Bize lazımdır ki biz artık GPS kaynak değişikliklerini elde edebilirik. Location manager. Şimdi biz burada implement edemeliyiz location ismini. Ki location kaynaklarını M2 kasımda özünüze verirsin. Bunu implement edeyen kimi gördüğünüz için burası zararır. Çünkü biz 4 tane metoda gerek override edeyim. Onlar nelerdi? Bir yolda görüşmeliyiz. On location change, on provider disabled, on provider enabled, on status change. Bunlardan bu dekimizin istifade edeceğimiz on location change çünkü kaynak değişikliği olanda ümürte çağırmış. Bunu geldi gelden ben hele ki bazılaştırıyorum ki çok da bölümümüzü narahat edemesin. Biz manager diyende burada sefer çok bir şey GPS provider. Yani burada bir neçə parametre var. Siz deyirsiniz ki GPS provider'dan mənə kaynakta da göndər. Nə qədər vaxt intervalla mənə göndər. Nasıl verir ki hər dəfə gəlsin. Nə qədər məsafədə mənə göndər. Lakin hər 100 metrdə mənə göndər deyirsiniz. Veya hər 10 saniyədə mənə göndər deyirsiniz. Və həmçində burada mənə bir sıfır verir ki, mənə göndərsin. Mənə sınır verir, biz özümüz. Bizim kasımız artıq
location listine implement edilir ve artık bizim kaynaklarımızı bu konsolüze handle edilir. Kaldı bir de location, location change'i değiştirmek. Onu da hemen buradan Meryem, bu bilgisayarı gerçekleştirmiştik. Yani her location değişende bu metod çağırır, bu metoda ne location objekti gönderir. Bu objektin içerisinde kaynaklar var. Bu da kaynakları çevirerek bizim bildiğimiz 40 nokta derece formatına ve onun da geopoint elde ediyor. Geopoint'i biz artık Map View'da istifade edebilirdik. Ve Map Controller hansı ki bize kümeti gösterirdi haritanı orada move vermeye veya zoom'unu değiştirmeye. Biz bu Map Controller vasitesinden diyelim ki haritanı element edersin bu noktaya. Artık bizim kaynaklarımız değişen kimi haritanız afrotik olarak bu noktaya move olacak. Gelin bunu indi ağzında dokuyalım. Haritamız var. GPS'imiz de güya aktifti. Şimdi eminim ki size bir sual bile gelmeli ki beyinlerimizde ki bu kaynakta biz neler verebiliriz? Bu GPS değil, aklımızda bir kaynaktır. Telefon olsa diğer gerçek GPS'i koştu, bize gelecek şeyler. Bırak ondan gelmiş, üzüldü. Küçük olan var, bunu diyeceğini mi var? Her ne yazılır? Her ne yazılır? Evet. Biz bu device'a tenetten koşulur. Nasıl otelde, localhost ve port. Yoksa da neden port yazdık? 5500'e 5500'e 4 ne? Biz bu device'e koşulur. Bu artık Android device'in konsolundadır. Burada müeyyen çok birçok komandalar var. Hep yazanlar bize gösterir ki biz hariciden gelen eventleri nece simulate edebiliriz burada. Dolayısıyla SMS göndermekle ise eğer SMS olarak komandada bu device'e verebiliriz. Yani Windows'da sen sinyal gelen şeylerse bunları buradan belirliyorlar. Sen sinyal gelen komandalar. Bize burada ise sıfırcılık lazım olacak Geo. Geo, GPS sinyal gelen Geo komandaları vermek için istifade olunan yol. Ben biz yazılık Geo. Yazılık fix. Fix kaynak verir diye. Ve artık yazılık kaynaklarımızı. Tahmin Azerbaycan 40'lı yerlerdedir. Bunu bırak. 6-7 böyle bir şey yazar. Bu olur. Bak ediyor. Ve onu tutturabileceği gördüğünüz gibi harita biraz sürüştü. İki verdi. Elde edildi. Bunu çekelim tamamen başka bir yere. Bakın yok ama. Bir de burada yok. Gördüğünüz gibi. Ama en tabasında artık güya GPS'ten kaynak göndermiş gibi bir heveliği kaynakta da sürüşürür. Zoomlarımız da işleyir. Biraz geç okuyor bir tane. Çünkü tecrübe boşunmuşum. Şimdi kalıp ikinci son merhalede oldu ki olduğumuz location'da bir tane kompu veriyor. Bir nasıl bir şey gerekiyor. Android'de çektim veya ki bir dakika bir dakika harda yap. Bir kartta böyle görsem mi? Özü mobili kartten ama faktörü biz görmüyoruz ki biz de aradık. Yani bunun için de itemized overlay diye bir şey var. Overlay'lar hakkında malumatı olan var mı yok mu bilmiyorum. Ben size böyle izah edeyim ki, farz edeyim ki bu harita stol. Her stol tahtası haritanın özünde. Biz overlay denilen şeyler haritanın stolun üstüne sağlanan süfreye okşar şeyler. Yani bir kranka kim şey sersiz stolun üstüne düzlüğü. Bir krankanı sürüşte sürüştüre harita üstünde neyse bir şekilde boyayabilirsiniz. Bunlar biz de overlay'la. Yani siz overlay metoduyla haritanın üzerinde istediğiniz komponentleri yerleştirebilirsiniz. Şimdi biz sizinle bir tane overlay yazacağız ki, yalnız ki o overlay'in vasıtasıyla biz olduğumuz koordinata bir tane icon koyacağız. Hazırsınız? Ya çok maraklı daha hazırsınız değil mi?
Ve onun için bize lazımdı itemized overlay'den eksen dolunmuş bir tane class. Ben bunu da koymuş ama itemized overlay'i. Gene bundan buraya import edeyim. Yani kopyayayım buraya. Ve bu neden ibaret? Itemized overlay'i eksen diye bir my itemized overlay eksen diye bir itemized overlay'i yansı ki overlay itemlerinden ibaret olur. Bunun içinde bir tane siyah var. Neden bir siyah var? Çünkü bizim haritamızda tek bir tane yok, bin iki tane icon olabilir. Fazla kim sağ olsun, üniversitelerin yerlerini koymak siz haritada düzdü. Siz orada bir tane kuran kanun üstünde en tane icon olabilir. Ona göre biz burada bir tane liste yaptık. Bundan çünkü. Bu listenin konstruktörüne biz bir tane icon veririk. Hangi şekilden boyusun diye ekranda. Ve add overlay çağrılığında yani bu siyahını siyahıya alabildik overlay'i. Niye burada clear var? Çünkü ben istedim ki kınelerin sesini tezesine alabiliriz. Eğer maksat üniversitelere koymaksa ile ondan bu clear olan yığıştırma lazım ki hamısı elinde görseniz. Ama clear olan neyin bu? Köyüne bir şekilde yığıştırır, tezesine koyulur yerine. Böyle fikir alınır ki bizim obyektimiz harita üzerinde evi ki hareket edilir. Ve en iyi tezahür overlay'i kuklet eleğini bu arkadan çekir. Create item overlay'i kaytarır menfüya. Sadece overlay sayesinde bekler. Bu kasıt elimizde olandan sonra biz geldik ilk map activity'ye. Burada bundan bir tane isim sayalım. My itemize overlay overlay my overlay. Ya biz bunu inşa edelim. Ona göre burada overlay my overlay beraber diye. Bundan burada vermenliği bir tane icon. Arkadaşa veririz. Get resource diye, resource, resources diye. Get draw bu. Draw bu icon launcher. Bu standart Android'ın icon'ı. Biz bunu buraya verdik. Bundan biz meselemiz kurtarmıyor çünkü biz bu overlay bile bize kanakamız hedefi gönderdi. Bir tane ekranı sonuçta sermemiş. Şimdi gel bunu sayıya sponsor mu? İkinci üstüne göre giyicilik hansı ki fel getirmiştik, hani fel. Ben ne dedik? Mert düğünü götürürük. Mert düğünün overlays diye bir şeyi var. Burada ne bir overlays yazdım? Çünkü stone üstünde en dene plank olabilir. Şartta bir tane overlay olsun. Siz pekir pekir overlayları kartlarınızda koyabilirsiniz. Sağ olsun bir overlay ancak üniversitelerin point noktaları değil, başka bir overlay değil ki mektedilerin noktaları. Siz overlay'ı remove edemekle tüm overlay'ın kanına sonuçta yırtılabilirsiniz veya alabilirsiniz. Yani bu size de kömeklik verir. Siz artık her defa her bir point alabilmeye ihtiyaç duymuşsunuz. Bunları alabilirsiniz overlay'ın üzerine bu kankanı sonuçta serip ve kaldırmakla rahatlıkça bu itemları hayattan alabilir veya çıkartabilirsiniz. Ekran ne demiş ya? Ha? Ekran ne demiş ya? Böyle gebe ekran. Ha, bilirim. Çubuk varsa onu da ben düzeltim. Tamam. Yani biz map uydan get overlays dedik. Bu overlays'e öz my overlays'e alabildik. Ben saygıyım. Artımız kanıdan sermiş. Ama kırmızıdan kurtarmıyor, onun üstüne gelmesi gerek bir yaptı düzdü. Stakan veya boş kap veya bir şey koymak lazım. Tek kırmızı bizi tam istediğinizi vermeyecek. 10 tane koyuyorum, onun geldiğini ki artık o location change'de. Her bir location değiştikte biz bu overlay'e üstüne yazabilene item alalım. Hani ortadan çıksan problem var. Artık overlay'imiz yerinden değil. Yani bunu indi yok ya.
Şimdi biz bura GPS'e bir de kaynaklar göndereceğiz. Ki görev doğrudan bizim bu aykırımız bura olacak yoksa olmuyor. Gördüğünüz gibi bura bir tane aykırım koydu. Bütün kaynakları bir belge verdiğim için götürdüm koydu Ukrayna'ya. Şimdi bunu biraz değiştirsek, biraz canıba gelseydi biz olacak. 40, 2, 1, 1, 1, 1. Burada. Ama yani gördüğünüz gibi kaynaklar değiştikçe şeklin yeri değişir. Gördüğünüz gibi. Yani bu yoluna siz bu programla GPS öz telefonunuza her teze gelen GPS mesajında teze location'ı böyle verir. O zaman 39-13 oldu. Yok ya. 42 gelmişsin. Biraz yakınlaştı. Başka bir... Tamam, gel oyun oynayalım. Kim taktı dedi. Ben de diyorum. 39 düz bir. Ben de başa düştüm gelelim. Onda 49 dedi. 43 dedim. 49 dedi. 49. En yaksa oldu işte, ben ne dediğimi bilmiyorum. Ders biliyorum ben. Neyse benim bahçeye. Çek özü. Göstereyim bize gördüm. Şimdi eğer ben burada clear koymasaydım, onda bu her bir GPS mesajında ayrı bir IP'imi gösterirdi. Ben de onu yok yaptım. Yani ben itemize overlay'den bu hisseni götürürüm. Koymayın ki herkesin mesajı teze orada yapabilirsin. Bunu bir de bırakalım daha. Biraz yukarı koydum.
Gördüğünüz gibi yumruklar Esma Hoca kenarında. Aydın gibi. Yani o zaman kıyır elemediğimizde her bir mesajda teze bir aydın gibi. Kıyır elersek ise bu artık şey dansıdır yani. İstifade dansıdır. Eğer sizin kimse olsun, hareket edilen bir cisim ise eğer kıyır eleme lazımdır ki ancak bir tanesi bir bakımsız görseniz seni. Ama eğer en önemli bir inancısa veya başka bir komponent ise eğer onda kıyır elemeye lazımdır ki ancak en yanında görseniz. Bunları size artık terörist location'a her kumaya da öz programlarınızı yazmada devam edebiliriz. Ne diyeceğim bu kadar? Sorun varsa bilirim. Recep bir yani sorun var. Orada location manager kimi gösterdiğin GPS. GPS'den başka internet üzerinden. Network provider var. Yani şey internet üzerinden. Sağ olsun metro diye ben varım şey Wi-Fi falan. Yok. Network üzerinden değil. Network provider var. Hansı bu istifade edilir, GPS'in istifade edilir burada aynı zamanda. Eğer telefonda var. Onda artık tam değil olmasa biraz değil olur. Yani ki GPS yoktu, çerez internet tahminen ben yedim. Ne kadar tahminen istifade edilmem üzülürsün, ne kadar tahminen verir? Yani bakın da, öyle baktı olur ki 1000 metre kadar değişir. 200. Olur. Başka sorular varsa bizimle. Ama bir de traktörün GPS sistemi var ya. Ve sorularda da istifade edilmiyor. GPS sistem, yani bir istifade edilmiyor çünkü o akurat özüne atmış şeydi. Ve akurat hususi bir hardware kuruluştur öz network'ünde. Ve orada artık GPS'ten yok. Mobil signalın gücüne göre orada seferimizin 3 tane en azından stans olmalı ki delik olarak yerini takabilirsin. Ama onun yani GPS'le bir alakası olur ve onu mobile cihazlar özlere göre bilmiyorlar. Onu operatör özü təyin edilir ki yani bu telefon hal-hazırda hatta orada 1-2 metre kadar delik yaxşıdır yani delik təyin olunur. Onu operatör özü təyin edilir. GPS'lerin yani bu istedimden çok bir alakası yok. Başka sorular olan varsa bilirsin, yoksa bir 10 dakika ara vereyim. Ara vereyim. Bir de başka bu Google haritasının kampanyasından istifade edilir. Başka harita arasında olur. Mesela Open State var. Başka URL ya da başka haritadan fayda vermiş olur. Open State ne için? Open State Droid deneyen kod var. Şey, proyekt var Google'da. O diğer map source'lar için. Təxminən yüzücü eynidir. Onun da komponentin adı map view'dur, map control. Ona elə edirlər ki, Google'dan istifadə edənlər üçün asanlıq olsun deyə. Ona ki, kopyası kimi bir şeydir, amma istifadə edildiği source'da Google deyil. Google'dan savayı map view'un var, Osmo render'in var və bəlkə də bir 10-15'dən çox digər map'lərdən istifadə edə bilirsiniz. Yəni, onlara baxmışam, amma Google kimi xırdalığına qədər digərləri yoxdur. Google'da doğrudan da çok keyifli hərdən edilir. Digərlərində əsasən Bakir və ya başqa şəhərdə, başqa yəni bizə yaxın ölkələr üçün bu qədər də incə xırdala qədər linklər yoxdur. O aydın xəritə şirkətdə onun özünüz bir komponent edə bilərdiniz yəni dünya onun xəritəsi. Həm də bilərdiniz. OpenStreet Maps-in komponentini load edir, yəni istifadə onun carını. Düzsün biz burada Google'un carını istifadə edir, orta çoğu, onun üçün Google'un ehtiyacı yoxdur. O OpenStreet Maps'in carını istifadə edeyim. Map source olarak yalanı versəz, artıq oradan götürəcək.